Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün size o bahsettiğim tatil alışverişine çıkıyoruz. Akasya AVM'ye gideceğim. İstanbul'da oturanlar mutlaka biliyorlardır. Oradan gideceğimiz tatil için bayramda tatile gidiyorum. Birkaç eksiğim var, onların alışverişini yapacağım. Sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Birlikte gezelim. O zaman AVM'de görüşürüz tekrar. Arkadaşım gelmek istedi. Tamam, bu burada toplu olarak işlemi daha fazla. Burada olmadan eminsiniz değil mi? Hadi gel. Hadi gel gidelim. Yani tost pembe renk meziyet ama yani beyaz da herkese var yani, anladın mı? Bence de öyle. Beyaz alırsan belki diyelim beyazını alıp atıyorum. Yani çok önemli bir plaj değil. Şöyle bir maya denedim. Hemen tight'ını üzerine. Arkası bu şekilde. Bunu aslında pentide bulabilirsiniz. Şöyle uyuk detayları var. Böyle. Güzel gibi. Bakalım. Ne diyeceğim? Bulgaristan diyeceğim. Buyurun diyeceğim. Ne diyeceğim? Ben? Ben bir tane bunu havuç alıyorum. Peki onun büyük boyu ne kadar? Ama bu büyük boyunun fiyatı mı? Öyle mi? Ben bunu yazıyordu. 10 lira herhalde. İstiyorsan ama... O da kakao mu? Evet. İstiyorsan bir bundan bir bundan alayım. Ne? Şunlardan alalım mı? Al. Bir gün alalım doğru. Bir seyahat gezin. Ona bak ağızlar falan bitti. Bir gün ne kadar? Ayrıca bir yönü taşımakla mı uğraşacağız? Bunlar ne? Dediğim bir şey yok mu burada? Evet mi? Var. Yok. Yok mu? Zaten bende diş macunu var seyahat boy. Tamam. Şimdi şöyle bir güneş koruyacağım. Şöyle bir şampuan. Listerin aldık. Bir de... Şu bronzlaştırıcı yağdan aldım. Bir de şöyle bir el kremi aldım. Hemen o küçük. Bu şekilde.
Dün alışverişe Akasya AVM'ye gitmiştim biliyorsunuz. Ancak benim yine dönmem geç olduğu için ben yine işlerimi gündüze bıraktım. Sabah oldu. Şimdi sizinle dün aldıklarımı tekrar paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz şeyler de var, görmediğiniz şeyler de var. Hala daha eksiklerim de var. Bilmiyorum onları ne zaman alırım, onların da videosunu çekerim belki tekrar ama hani böyle çok uzadı gibi düşünüyorum. Onları da belki bavulumu hazırlarken gösteririm size yeni alacağım şeyleri de. Şimdi o zaman şöyle başlıyorum. Dün Birkenstock'tan bir plaj terliği aldım. Bir de Gratis'ten de tatil için gerekli olan bazı eksiklerimiz vardı. Onları aldık. İlk önce Birkenstock'la başlamak istiyorum. Benim normalde hep böyle Penti'den falan plaj terlikleri alıyorum ama o terlikleri kullandığımda, eve geri döndüğümde tatil bittikten sonra o terlikler kendisini atıyor. Hani böyle kalitesiz mi diyeyim? Hani yaptıkları, kullandıkları malzemeden dolayı mı diyeyim bilmiyorum. Ama ömürleri böyle en fazla bir tatillik kadar oluyor. İkinci bir tatile çıkarken tekrar başka bir terlik almam gerekiyor. O yüzden bundan da artık sıkıldım. En iyisi dedim bir tane Birkenstock'tan bir plaj terliği alayım. Bunu deneyeyim istedim. Şimdi şöyle ben seçenekler arasında çok gittim geldim. Ancak şu toz pembesi renklerini tercih ettim. Benim normalde ayak numaram 36 ama 36'lar bana çok büyük oldu. Ben de 35'ini aldım ve 35'i tam oldu. Sanırım bunların kalıpları biraz büyük kaçıyor. Bunları 270 liraya aldım. Yani sevdim, çok sevdim. Çok hoş duruyorlar bence ayakta. Zaten tatilde de mutlaka bunları ben de göreceksiniz. Tatilinde bir vlogunu çekeceğim. Sonra Gratis'e geçiyorum. Gratis'ten aldığım ürünler şu şekilde. Şunları atayım. Başka göstereceğim şeyler de var size. Zaten şunu görmüştünüz. Bu Benri'nin koruyucusu, güneş koruyucusu. Ben 30 faktörlük aldım. Çünkü 50 faktör ve üzeri aldığınızda biliyorsunuz pek yanmıyorsunuz. İçerisinde kakao yağı ve argan varmış. 22 lira kadar bir şeydi. Çok uygundu. Güneş yağına, güneş kremine bu kadar fazla önem vermiyorum aslında. Hani ya hepsi bence aynı işlevi görür diyorum. Ama bronzlaştırıcı yağ için aynı şeyi düşünmüyorum. Şu şekilde. Zaten şunu da göstermiştim size. Şu Hawaiian Tropic olan bunun 8 faktörlük olanını aldım. Şimdi şöyle benim bununla tanışmam yaklaşık bir 4 sene kadar önce falandı diye hatırlıyorum. Ben normalde hep bildiğimiz, hepimizin bildiği Eda Taşpınar'ın güneş işte losyonunu kullanırdım. Ama bunu kullandıktan sonra çok daha etkili bir bronzluk verdiğini gördüm. Hem daha kalıcı hem daha çok yandığımı düşünüyorum bununla. Daha güzel olduğunu hissetmiştim. O yüzden yaklaşık 4 senedir Eda Taşpınar değil bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şimdilerde de aslında ne bileyim influencerlarda mı diyeyim artık. Yani bunu sıkça görmeye başladım aslında. Ben daha önce hani kullanıyordum ama şimdi sanırım daha da yaygınlaştı bu. Sonra benim en sevdiğim şampuanlar Pantene ve Dove'dur. Ben Pantene'in bu seyahat boy olanını buldum. Zaten gideceğim tatil 3-4 günlük bir tatil olacak. O yüzden bu şampuan bana gayet yeterli olacaktır. Sonra Listerine'in şu işte şeyini aldım. İşte ferahlık hissi veren şeyini aldım. Yani bunların fiyatlarını size söylemedim ama şu Hawaiian Tropic sanırım 62,5 liraya geliyordu. İndirimli diyorlar ama yani bilmiyorum ne kadar indirimli artık. Yani zaten normal fiyatları bence bu. İndirimli olduklarını pek düşünmüyorum. Şu Pantene şampuanını 7 liraya aldım. Bu Listerine de 7 lira kadardı. Sonra biliyorsunuz zaten bir de şu Benri'nin el kreminde de aldım. El ve vücut kremi diyor. Yanımda büyük bir krem taşımak istemediğim için hemen şunu deniz çantama da atarım. İşte çıktığımda ellerim falan çok kurur benim.
bunu kullanırım diye düşündüm. Buna da bir 2,5 lira kadar verdim diye hatırlıyorum. Bir de şöyle küçük bir lif aldım. Bunu da orada kullanırım. Yani bunlar benim gratisten aldığım eksiklerimdi. Sonra Erdi ile beraber Skechers'a gittik. Ona oradan bir tane ayakkabı aldık. Ben de çorap aldım. Hem Skechers'ın bilmiyorum. Daha önce çoraplarını denemedim ama bunlar bebek çorapları. Şöyle üçlü şekilde satılıyorlardı. Yani siyahı, beyazı ve grisi var. Ben yaz kış aslında babet çorabı kullanıyorum. Çok seviyorum. Daha rahat ediyorum. Hani diğer çoraplara göre benim daha çok işime geliyor. Bunun da üçlüsünü 44 liraya aldım. Yani Skechers benim zaten normalde çok sevdiğim bir marka. Babet çorabını da çok seviyorum. Yani deneyeyim dedim. Yani biraz pahalı, evet biliyorum biraz pahalı ama yani hoşuma gideceğini düşündüğüm için aldım. Bu da 35-38 numara arasında olanını aldım. Zaten benim ayaklarım 36 numara demiştim. Bu şekilde. Ama size göstermek istediğim bir şey daha var. Erdi bir şey almış. Böyle Erdi böyle bazen bizim evimiz olursa, evlenirsek bu gidişle. Yani onun için böyle bazen ufak tefek şeyler görüyor. Onları alıyor falan kendince. Şimdi onu bir göstereceğim. Hatta iki şey göstereceğim size. Şöyle Migros'tan bardak altlıkları almış. Bu dörtlü bardak altlığı diyor. Yani şu şekilde. Hani böyle elma gibi. Bundan dört tane var. Sonra arkada da şundan iki tane var. Bunlar böyle birleştiriliyormuş. Böyle dördü bu şekilde işte ayakta duruyorlarmış. Bunları çok uygun almış. 7,5 liraya kadar falan almış herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Yani bunları da elbette kullanırız. O yüzden iş görür. Bunu Migros'tan almış. Söylemiş miydim bilmiyorum. Şimdi Migros'tan aldığı başka bir ürün daha var. O benim daha çok hoşuma gitti. Onu da hemen size gösteriyorum. Diğer aldığı şey de Migros'tan şu bardaklar. Bunları da normalde 30 lira kadardı, 20 liraya inmiş. Öyle almış. Şimdi bunları da göstereyim size. Bunlar şampanya bardakları diye geçiyorlar. Şu şekilde. Şunda işte Bright to be yazıyor. Bunda da Grown to be yazıyor. Yani bunların şekli benim çok hoşuma gitti. Böyle. Yani bunları almış. Böyle arada aklına bir şeyler geldiğinde, gördüğünde, hoşuna gittiğinde zaten genel olarak düşünüp alır. Hani bunu kullanırız, yaparız, işte alırız falan diye. Öyle hoş yani. Bu şekilde. Benim dün aldığım şeyler bunlardı. Ve aslında daha da almak istediğim şeyler vardı. Ancak tam olarak istediğime göre bulamadım. Şöyle bir şey. Penti'de deneyemiyorsunuz, kabinlere giremiyorsunuz, biliyorsunuzdur zaten. Ama Boyner'de Penti'nin ürünlerini deneyebiliyorsunuz ki denedim. Ama Boyner'de çok bir seçenek yok. Yani plaj ürünlerinde ben çok bir seçenek göremedim. Penti kadar böyle fazla bir ürün yok. O yüzden orada deneyebildiğim ürün zaten bir taneydi. Ama ben daha çok böyle düz şeyler istiyordum. Onu da bulamadım. Neyse dedim artık yani mayo almayacaksam da bikinilerimle geçiştiririm bu tatile diye düşündüm. Asıl almak istediğim ürünleri artık yani yaz sonuna, sezon sonuna bırakırım ki hani seneye daha uygunu alayım diye düşündüm. Bilmiyorum belki yine almak isteyeceğim şeyler olabilir tatile gitmeden önce. Ama artık onların videosunu çekip sizi sıkmayacağım. Başka videolar çekeceğim. O yüzden de böyle. Umarım beni keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarımdan, gelecek videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Ve videolarıma like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.